Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde yeni tür omikron tabii gündemde son dönemde özellikle. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan karşımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle şimdi bu omikronla ilgili gelişmeleri, dünya genelinde salgında omikron etkisini, omikronla ilgili yeni bilgiler var mı? Onları ayrıca soracağım ama öncelikle Türkiye'deki mevcut durumla başlayalım isterseniz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de omikron tespit edilmiş değil. Ancak biliyoruz ki yaklaşık 4 aydır 4. dalganın pençesinde ülkemiz. Dolayısıyla delta etkisi altında olduğunu söylüyorsunuz siz de diğer uzmanlarda. Hemen her gün 20 bin üzeri vaka ve yaklaşık 200 can kaybı kaydediliyor. Salgını kontrol etmede ne denli başarılıyız sizce? Evet, şimdi gerçekten 3. dalga bayağı yüksek vaka sayısına ulaştıktan sonra, yaklaşık 63 bin günlük vaka sayısından sonra azalmaya başladı ve bir miktar düz çizdik. Arkasından İşte 5 bin, 10 bin vakayla giderken bu 4. dalganın artışı Temmuz'un sonlarında başladı. Ve dediğiniz gibi 4 ayı geçen bir süredir biz hala işte 20 bin, 30 binlerde vaka ve 200-250 civarında ölümle uğraşıyoruz. Bizimle birlikte Rusya ve İngiltere'de bu vaka sayılarını azaltamadı. Ve arkasından da Avrupa'dan başlayan, sonra bütün dünyayı sarsan bir 5. dalga başladı. Bunlar tabii beta, hala delta varyantının etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Türkiye'de biz her ne kadar 60 binlere çıkmadık, 30 binler civarına çıktık ama o kadar çok uzadı ki bu dalga, daha önce o 60 binli vakalar işte 1-2 haftada azalmaya başlamıştı. Ve sonucunda biz bu 4. dalgada en çok vaka sayısını gördük. Bütün diğer 3 dalganın toplamından daha fazla ölüm ortaya çıktı. Bu tabii bizim bu dalgayı önlemede yetersiz kaldığımızı zaten gösteriyor bu sayılar. Bunun nedenleri de şu. Biliyorsunuz 3 grupta işte önlem alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi devlet tarafından uygulanan kısıtlama önlemleri. İkincisi kişilerin kendisinin uygulaması gereken bireysel önlemler. Ki bunların başında maske ve sosyal mesafe geliyor. Üçüncüsü de aşılama. Şimdi bunların üçünde de yetersiz kaldık. Yani bir şekilde biz kısıtlama olmadan özellikle turizmle araya girdiği için işte yaz dönemini öyle geçirdik. O dönemde tabii ilk bu dalganın başlamasında en büyük etken Rusların Türkiye'ye çok kontrollü olmayan girişleri oldu. Arkasından belki vaka sayımız bir miktar azalacaktı ama bu defa da İngilizler geldi ve çok iyi kontrol önlemleri uygulayamadık. Burada tabii İngiltere ve Rusya çok önemli çünkü ikisi de bizimle birlikte vaka sayısını azaltamayan ülkeler. Özellikle İngiltere hemen hemen bütün varyantların en yoğun bulunduğu ülkedir. Hocam şimdi çünkü İngiltere önlemleri varyantlar arttırdı. Türkiye'den daha fazla aslında 5'ten fazla Afrika ülkesine ve bir dizi ülkeye yasak getirdi, seyahat yasağı getirdi. Hatta şimdi ülkeye girişlerde PCR testi göstermek zorunlu yeni gelen uygulamayla, kararla birlikte evet. Johnson yönetiminden. Dolayısıyla şimdi bizim bu noktadan sonra Türkiye'nin omikronu ayrıca soracağım ama ilave olarak ne yapması gerek? Özellikle siz sosyal medyadan paylaştığınız mesajlarda da aşılı temaslılara izolasyon uygulamalıyız diye bir açıklama paylaştınız. Bunun anlamı nedir? Biraz açar mısınız? Şimdi tabii yani şu anda aldığımız önlemlerin yeterli olmadığı kesin. Bir defa kesinlikle devletin daha fazla kısıtlama önlemleri uygulaması lazım. Bu da işte herkesin aklına hemen restoranlar kapanacak, işte sokağa çıkma yasakları geri gelecek gibi geliyor. Halbuki kastettiğimiz o değil. Esas yapılması gereken kalabalık iş yerlerindeki o kalabalıklaşmanın önlenmesi. Bunun içinde esnek mesai gerekirse vardiya usulü çalışmak var.
toplu taşıma araçlarındaki o kalabalığı önlemek için kademeli mesai uygulaması var. Türkiye'de çok kontrolsüz bir şekilde, bakın başta hekim kongreleri olmak üzere, yani önce ben kendi meslektaşlarıma sesleniyorum. Kapalı otellerde, özellikle de yabancıların kaldığı, Rusların ve İngilizlerin kaldığı otellerde yüz yüze kalabalık toplantılar gerçekleştiriliyor. Bunlar derhal durdurulması lazım. Yoksa hani ekonomiyi etkileyecek, işte böyle sokağa çıkma yasaklarını falan kastetmiyoruz. Ama diğer taraftan da kişiler de artık özellikle Anadolu'da sanki bu salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Maske takmak son derece seyrekleşti. İşte kalabalık alanlarda buluşuyor insanlar, sosyal mesafeyi kimse dinlemiyor, sarılıyor herkes birbirine. Sanki salgın bitmiş gibi davranıyor. Halbuki salgın sürekli kendini yeniliyor. Yani virüs kendini yenileyerek, o da bizim aldığımız önlemlerden kaçmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir noktaya gelmiş değiliz. Yani salgın böyle artık kontrol edilebilir düzeye gelmiş düşüncesi var insanlarda. Bu son derece yanlış. Diğer taraftan da aşılama hızlarımız maalesef çok düştü. Bunu artırmak için bazı zorlayıcı önlemler almak lazım. Ne gibi? Bildiğiniz gibi birçok ülke bunları uyguluyor. Yani zorunlu aşı yasalar deyince bazı insanlar insanları yatırıp zorla aşı yapmak gibi algılıyor bunu. Böyle değil. Biz de bazı kısmı olarak uyguluyoruz bunları. Örneğin aşılanmayanları bazı kalabalık ve kapalı mekanlara almıyorlar. Ama biz onun karşısına bir seçenek koyuyoruz. Diyoruz ki iki test yapmadıysan, iki aşı yapmadıysan, örneğin uçağa binerken test yaptır gel. Halbuki test, en iyi test bile %50 civarında duyarlılığı var. Dolayısıyla siz bütün test yaparak bütün virüs taşıyanları yakalayamazsınız. Ancak yarısını yakalarsınız. O yüzden o işte ya o ya bu uygulamasını bırakıp bazı yerlere girerken mutlaka en az iki doz, hatta gerekiyorsa üçüncü doz aşısının yapılmış olma şartını aramamız lazım. Mehmet Hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi omikron tabii artık kapımıza kadar geldi. Sağlık Bakanlığı henüz Türkiye'de böyle bir vakaya rastlanmadı diyor. Ama Yunanistan'a kadar geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla şimdi omikronla ilgili yeni bilgiler var mı? Siz tabii ki yeni makaleleri, yayınları da takip ediyorsunuz bizden çok daha fazla ve tabii ki daha iyi anlıyorsunuz uzmanlık alanınız. Dolayısıyla siz de sormak isteriz. Yeni bilgiler var mı? Belirtiler, bulaşma hızı ne kadar hasta ediyor? Aşıya direnci nedir? En fazla görüldüğü yaş grupları nelerdir? Bir de hemen sizin sözünüzü bölmemek için birlikte sorayım. Yılbaşı kapıda. Şimdi pek çok vatandaşımız ya evde ya dışarıda kutlama yapmayı planlayanlar var. Siz de sosyal medya hesabınızdan Norveç'teki bir partiye örnek göstermiştiniz. O konuda vatandaşlara evet. Ve belki de hükümete tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi biz tabii omikronun çok daha hızlı bulaştığını Delta'ya göre. Çünkü bir yeni varyant eğer bir önceki mevcut varyanttan daha hızlı bulaşmıyorsa zaten yayılamaz. O mevcut varyantın baskısı altında kaybolur. Bu şekilde kaybolan beta varyantı gibi birçok varyant var. Ama bunu sadece genine bakarak, yani mutasyonuna bakarak söylemiştik. İkinci söylediğimizde aşılara duyarlılığı daha az bu varyantın demiştik. Bunu da gene genine bakarak söylemiştik. Şimdi bu kısa süre içerisinde, yani 24 Kasım'da ilk defa Güney Afrika bunu işte bildirdi. Aradan geçen süre içerisinde gerçekten çok hızlı bulaştığını gösteren örnekler çıktı karşımıza. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi Norveç'teki olay. Yani 120 kişinin katıldığı bir kutlama yemeğinde 100 kişi birden pozitifleşiyor ve bu 100 kişinin tamamı da omikron varyantı. Arkasında ondan daha önce örneğin Portekiz'de bir futbol kulübünde bir oyuncunun Güney Afrika'dan 6 gün önce dönmesine bağlı vakalar dikkat çekince bakılıyor ve bir futbol kulübünün 13 futbolcusunda birden pozitifleştiği görülüyor. Yani artık hızlı bulaştığını, Delta'ya göre daha
kolay bulaştığını görüyoruz omikronun. Omikronun aşılarla ilişkisi, yani aşılara işte direnç kazanma özelliği araştırılıyor. Şu anda henüz kesin bir veri yok. Ancak işte bir hafta içerisinde bekliyoruz. Aşağı yukarı bütün aşı firmaları işte kendi aşılarını test ediyor buna karşı. Şimdi bu arada tabii Türkiye'de var mı yok mu? Yani Türkiye'de yok demek mümkün değil. Çünkü bakan bütün ülkeler görüyor. Şimdi biz sadece test ettiğimiz ki belirtisi olan kişilere test yapıyoruz. Bunun farkına vardığımız andan itibaren test yapmaya başladık ve henüz bulamadık. Ancak ondan önceki bir hafta ürettiğimiz virüslere, hastalardan ürettiğimiz virüslere baksak bunlarda bazı omikron vakaları görebiliriz. Çünkü bu kadar hızlı bulaşan bir virüsün bizim gibi özellikle sınırda ülkeye girişte aldığı önlemler yetersiz olan bir ülkeye yayılmamış olmasını düşünmek biraz aşırı iyimserlik olur. Bu girdikten sonra da omikron varyantı, şu anda omikron varyantının yayılmasını engelleyebilecek bir durumda değiliz mevcut önlemlerle. Çünkü biz Delta'yı bile engelleyemedik. Hala işte dediğimiz gibi 4 aydır indiremiyoruz vakaları. Ama omikron gibi daha hızlı bulaşan bir virüsün bulaşımını engelleyemeyiz. Onun için işte biraz önce saydığımız önlemlerin alınması lazım. Bu arada özellikle bu benim bahsettiğim aşılı olduğu için örneğin bir evde aile üyelerinden birisi pozitif çıkıyor. Ama o aile içerisinde iki doz aşısı olanları izole etmiyorlar ve işine gönderiyorlar. Şimdi bu son derece riskli bir uygulama çünkü artık herkes biliyor ki bu aşılar hastalığı önlüyor ancak bulaştırmayı önlemiyor. Dolayısıyla aşılı kişi de pozitif olup gidip iş yerinde arkadaşlarını bulaştırabilir. Bu gibi uygulamalar da kaldırmamız lazım. Şimdi bunları yapmadan omikron vakasının yayılması da olacak Türkiye'de de. Daha hafif mi seyrediyor, ağır mı seyrediyor? Bu konuda ileri sürülen bütün fikirler yanlış aslında. Çünkü henüz bilmiyoruz. Şu ana kadar bildirilen vakalar ağırlıklı çocuk vakalar. Ve bu omikronda en çok dikkat çeken durum şu. Şu ana kadar bizim hiç önem vermediğimiz ve nasıl olsa hafif seyrediyor diye en az önlem aldığımız grup, yani 5 yaşın altındaki grup, bütün dünyada böyleydi. Okullar daha açılmadan kreşler açıktı. Çünkü bu grup daha az hastalanıyor, daha az belirti veriyor. O yüzden de korumak işte yetişkinler kadar gerekmiyor diye düşünülüyordu. Yalnız Güney Afrika'nın vakalarından görüyoruz ki en büyük artış bu yaş grubunda. Şimdi ve üstelik oradaki bildirilen vakalar hani bir tarama testi sonucu değil, belirtiyle hastaneye başvurmuş hastalar arasında en çok vaka görülen yaş grubu 0-5 yaş grubu. O halde demek ki özellikle kreş ve anaokulu çocuklarını korumamız lazım. Ben öneriyorum, yani bazı insanlar işte zoruna gidiyor ama gerçekten bunu yapmak lazım. Yeterli aşısı olmayan, iki doz ve zamanı gelmişse üçüncü doz aşısını olmayan yakınlarınızı, akrabalarınızı, komşularınızı, çocuğunuzla temas ettirmeyin diyorum. Risk grubundaki insanları temas ettirmeyin. Ve okullarda da artık işte ya test yaptır, yaptırmıyorsan PCR yaptır uygulaması bitirilip bunlara mutlaka aşılı olmayan, İşte eğitim kurumlarında çalışamaz. Sağlık personeli aşısı, yeterli aşısı yoksa sağlık kurumlarında çalışamaz. Ve işte servis şoförleri dahil çocukta her temas eden kişinin mutlaka aşılı olması gerekir. Kurallarını koymamız lazım. Koymazsak omikronun yayılımını durduramayacağız. Evet. Sayın Ceyhan, çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Rica ederim, detaylıca bizlere anlattığınız çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.